Efendim istikrar gerekiyor diyorlardı. İstikrar için bizi tek başımıza iktidar yapın diyorlardı. 15 yıldır tek başına iktidarsınız. İstikrarsa buyurun istikrar. Daha bundan büyük istikrar mı olur? 15 yılın sonunda ne oldu? İşsizlik arttı. Terörsüz bir Türkiye devraldınız. Türkiye kan batağı içinde. Kaç Suriyeli var şimdi Türkiye'de belli değil. Kimse bilmiyor. Bizim gençlerimiz, çocuklarımız Suriye için Suriye'de şehit oluyor. Bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız, Anadolu'nun gariban ailelerinin çocukları Suriye için gidiyorlar, Suriye'de şehit oluyorlar. Onların gençleri Türkiye'de. Nasıl oluyor bu? Üstelik iş bulup çalışıyorlar. Bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız işsiz, onların işi var. İşsiz genç arkadaşım, hala isyan etmeyecek misin? Hala demeyecek misin artık yeter? Ben bu düzene hayır diyorum demeyecek misin? Hayır diyeceksin. İş yeri açıyor esnafın yanında. Açsın mı açsın? Bizim esnaf vergi veriyor, Suriyeli esnaf vergi vermiyor. Bu mudur rekabet? Esnaf kardeşim hala uyanmadın mı? Sen de hala bu düzene hayır demeyecek misin? Sen de hayır de. Sen de hayır de. Şimdi diyorlar ki Suriyelilere vatandaşlık hakkı vereceğiz. Hangi gerekçeyle veriyorsun? İstiyorsa sözüm söz. Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi referanduma gidelim. Bu kadar açık, bu kadar net. Bizim vatandaşımız hastaneye gider, sıra bekler. Suriyeli sıra beklemez. Bizim vatandaşımız hastanede, eczanede para öder. Suriyeli ödemez. Yani kendi ülkesinde bizim vatandaşımız ikinci sınıf vatandaş. Sevgili vatandaşım bu düzene hala hayır demeyecek misin? Hala hayır demeyecek misin? Şimdi tutturmuşlar Rakka'ya gideceğiz. Söylüyorum Rakka'ya gidelim mi gitmeyelim mi? Gel referandum yapalım. Millete soralım. Rakka'ya bu ülkenin Anadolu'nun gariban çocukları gitsin mi gitmesin mi? Şimdi de gençlerimizi kandırmak için 18 yaşında milletvekilliği getirdik diyorlar. Peki bu 18 yaş milletvekilliğini kimin için getiriyorlar? Kendi çocukları için. Bakınız değerli arkadaşlarım. Bakkalın 18 yaşındaki çocuğu milletvekili olacak mı? Hayır. Manavın 18 yaşındaki çocuğu milletvekili olacak mı? Çiftçinin 18 yaşındaki çocuğu milletvekili olacak mı? Memurun 18 yaşındaki çocuğu milletvekili olacak mı? İşçinin 18 yaşındaki çocuğu milletvekili olacak mı? Ama mutlaka taşeron işçisinin 18 yaşındaki çocuğu milletvekili olur. Öyle mi? Olmaz. Bunlar kendi çocuklarına istikbal hazırlıyorlar. Ve söylediler. Söyledikleri için de teşekkür ettim. 18 yaşındaki çocuklarımızı milletvekili yapacağız. Ömür boyu askerlikten de muaf tutacağız. Genç arkadaşım hala bu düzene hayır demiyor musun? Hayır demen lazım.